Merhaba hocam, nasılsınız? Bugün yine başladığımız yere döndük. Ve sessiz. Rahat edeceğiz. Güzel günler. Arkadaşlar, kanala abone olmuyorsunuz. Bu bizi üzüyor. Kanalımıza abone olun. Abone olmazsanız bu yayınlar sürmez, bilgi alamazsınız. Allah muhafaza. Biz kendi abonelerimize tekrar kavuşmak istiyoruz. Yani fazladan abonede gözümüz yok. Bilgi vereceğim bugün. Yorgos Lanthimos konuşacağız bugün. En sevdiğim yönetmen. Yorgos Lanthimos. En nefret ettiğim yönetmen. Ciddi misiniz? Nefret ediyorum. Gerçi Gaspar Noé'yi sevmiyorsanız bu adamı da... Severim Gaspar Noé'yi. O zaman bunu sevmeniz lazım. Yok, alakası yok. Şimdi adam için çok enteresan şeyler diyorlar. Gaspar Noé'nin biraz daha akıllısı diyenler var. Daha akıllısı. Aynen. Kubrick'in yolundan giden diyenler var. Hani ki ekolü geliyor diyenler var. Adam için bir tane kötü bir şey ben ne bir yerde okudum ne gördüm. Şimdi biz devrimiz. Geliyor. Gerçekten beni bu dünyada en çok sinir eden yönetmen diyebilirim Yorgos Lanthimos. Ciddi misin? Evet. 3 tane filmini seyrettim. Son birkaç yıldır bu fırtına esiyor biliyorsun. 2009'da ilk çıkışını yaptı. Köpek Dişi. Sen onu seyretmedin. Köpek Dişi'ni izlemedim. İzleyeceğim. En yakın zamanda en iyi filmi diyorlar. Dün izledim. 5 para etmez. Ciddi misiniz? Zaten bir defa Arak'mış. Ben bu Arak meselelerine çok aldırmam ama bu bayağı artık utanç verici düzeyde. 1973 yapımı bir Meksika filminin rip-off'u deniyor. Arturo Ripstein diye bir adamın. El Castillo de la Pureza. The Castle of Purity. Saflık Kalesi diye bir film. Bu benzerlikler o düzeydeymiş ki adam bu Oscar'a aday olduğunda inşallah biz kazanırız diye mesaj atmayı düşündüm demiş bir röportajında. Canı yürekten nefret ettiğim bir sinemanın en önde giden neferlerinden biri kendisi. Nedenini açıklayayım. Nedenini soracağım. Sanat sinemasını çok zorlayarak yaptığı için mi? Bunlara şey deniyor. Greek Weird Wave. Yunanistan'ın tuhaf dalgası. French New Wave vardır ya yeni dalga. Bu da Yunanistan'ın yeni dalgası gibi bir şey. Ben diğer yönetmenleri görmedim tabii ama Lanthimos'un standart bir özelliği var. Tuhaf filmler yapıyor. Evet. Weird lafı zaten o demek. Şok edici. Aslında böyle bir tür Lars von Trier gibi. Fakat anlamadığım bir şey var. Dogtooth keşke görmüş olsaydım. Bir fikir var. Spoiler olacak ama çok önemli değil. Zaten eski film. Fikir şu. Bir aile... 3 tane kardeş, 2 kız, 1 erkek. Babaları bunları kandırmış hayatları boyunca. Evden çıkartmamış ve diyor ki dışarıda çok kötü şeyler var. Çıkamazsınız. Çıkmanız için ancak köpek dişlerinizin düşmesini beklememiz lazım. Çocuklara her şeyi yanlış öğretiyor yani. Kelimeleri yanlış öğretiyor. Uçak geçiyor mesela. Uçak düştü gibi yapıyorlar. Oyuncak uçak atıyorlar. Çocuklar yani bebek kalmış. Bu arada işte büyük çocuk cinselliğini yaşasın diye dışarıdan bir kadın getiriyor. Anlaşmış onunla. O kadın tabii eve girince dengeler bozuluyor. O diğer kız kardeşlerle ilişkiye giriyor falan filan. Yani oradan ağır ağır böyle işte ailenin yavaş yavaş bu saçmalıkları görüyorsun. Son derece sıkıcı. Kutsal Gölge'nin önemi de öyle işte. Aynı zaten. Hep bütün filmler aynı. Son The Favorite'ı görmedim ama. Tahmin edebileceğin gibi yavaş yavaş bir takım problemler ortaya çıkmaya başlıyor doğal olarak. En sonunda kızlardan biri kendi köpek dişini kırıyor. Kanlı manlı bir sahneden sonra. Ve çıkmaya çalışıyor. Bu yani film. Başka hiçbir şey yok. Bu bir fikir. Yenilir yutulur bir tarafı yok, tamam mı? Tiyatro gibi bir şey aslında. Yani hiçbir gerçekçiliği yok. Hiçbir şey açıklamıyor. Bu neymiş? Nasıl olmuş? Niye böyle bir şeye gitmişler? Öncesiymiş, sonrasıymış. Yok. Tamam. Yani dramanın illa bütün her şeyi açıklamasını beklemiyorum ama. Şu ilginç. Bu ikinci filmi. 73'lü benden bir yaş küçük. Daha bu filmle ki çok düşük bütçeli bir film. 200 bin euro muymuş neymiş bütçesi. Hemen o sene Cannes'da ödül kazanıyor. Belli Bir Bakış diye bir ödül vardır Cannes'da. Önserten Röger diye bir ödül. Onu alıyor ve o sene Oscar'a aday gösteriliyor. Biliyorsun bugüne kadar hiçbir Türk filmi Oscar'a aday gösterilmeyi başaramadı. Arkasından bir tane daha film yapıyor Yunanistan'da. O kadar iyi olmuyor. Arkasından Lobster yapıyor Amerika'da ve İngilizce. Kendisini en çok kıskanmama neden olan şeyi açıklıyorum. Rachel Weisz. Dünyanın en güzel kadınlarından biri bence. Ayrıca iyi de bir oyuncu. Rachel Weisz bunu çok seviyor. Colin Farrell da çok tutuyorlar. Belli bir şeyi var galiba. Oyuncuları yakaladı mı bırakmıyor herhalde. Colin Farrell'la da bayağı yaptı. Sen de hep dersin ya bir mafyalaşma. Değil mi? Yani, inanılmaz hızlı bir yükseliş yani. Sinema tarihinde ben böyle bir şey görmedim. Lobster hemen arkasından Kutsal Giyin Ölümü yine şey Colin Farrell. Hemen arkasından Favorite. A sınıfı Hollywood yönetmenliğini atlamış oldu. Tamamen İngilizce çekiyor Lobster'dan itibaren. Neden kötü? Şundan kötü. Bence sahte entelektüel bak. Pseudo intellectual diye bir laf vardı. Gerçek entelektüel değil. Bende bir şey vardır Nazım. Yalancıyı çok iyi ayırdı. Lanthimos yalancı. Yaptığı filmlerin ben samimi olduğunu düşünmüyorum. Bir hemen Hollywood'a atladı herif. Ne oldu o zaman hani? Belki o yol açılmıştır ona ya. Belki girmek bile istemiyordur belki. Şimdi tanımıyoruz ya. Tamamen ölçmüş, biçmiş, tasarlamış. Buna göre bir film yapmış. Hiçbir samimiyeti yok. Yeniliğe açık bir yönetmen olması çok hoşuma gidiyor. Değil ki.
Yani teknik olarak yeniliğe açık. Artı fikirleri de yaya yaya her şeyden biraz toplaya toplaya. Yani ben bildiğim filmler, izlediğim filmler üzerinden konuşuyorum. Bir tek Lobster izledim sana. Lobster'lı Kutsal Gemi'nin ölümünü izledim. O kadar basit hikaye ki. Tembel. Bu son dönem Avrupa filmlerinde hep bu var zaten. Square'de de onu söylemiştim. Yani çok küçük bir fikir var. Onu yayıyor. Sonra da bir de bitirmez bunların bir de özelliği vardır. Bütün filmleri öyle onun. Yani bitiyor ne oluyor belli değil. Ben ters sırayla seyrettim. Önce Lobster'ı seyrettim. Nefret ettim. İnanılmaz derecede kötümser filmler bunlar. Fakat Lanthimos'un yaşadığı hayat öyle değil. Gittiği yer Hollywood. Şimdi orada bir defa ben kıllanmaya başlıyorum. Sen Lars von Trier gibi başladın. Çok sert Haneke gibi başladım. Birdenbire Hollywood'a gittim. Burada bir tutarsızlık var. Sanatçıyı yaptıklarıyla suçlayamayız. Ne isterse yapsın. Sonuçta filmlere bakmamız lazım ama ben filmleri de hiç beğenmiyorum. Çünkü ben sinemada metafora karşıyım. Mesela Dogtooth'u ele alalım. Bir metafor kuruyor herif. Bir de millet neler yazmış artık. Oğlum, toplumu eleştiriyor. Herkesin aklına gelebilecek bir şey. Zaten arkadaşıyla konuşurken arkadaşı evlenecekmiş de bu da evlilik saçma bir şey demiş. Bir baba olsa işte çocuklarını korusan diye bunu buluyor. Bir defa yüzlerce kere yapılmış bir şey ve yeni hiçbir şey söylemiyor. Ne Yunanistan'la bir ilgisi var ne dünya konjektürüyle alakası var. Mesela 73'te Meksika'da yapıldığı zaman bir karşılığı vardı toplumda. Şimdi öyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi uyduruyor. Ondan sonra Oscar'lar, Cannes'lar. Hadi diyelim ki Dogtooth çok acemilik filmiydi. Kutsal Geyiğin Ölümünde çıldıracak. Bu kadar kötü bir film olamaz ha. Bir tane fikir var. Hiç nereden geldiği belli değil. Seyrettin işte biliyorsun sen. Bir çocuk lanet etmiş onlara. Saçma bir oyunculuk. Fark etmişsindir. Böyle mekanik oynatıyor herkesi. Yunan efsanesine dayandırmış falan. Ne dediği belli değil. Ya ne hissettin sen seyrettiğinde? Ben şiştim izlerken. Güzel mi? Güzel. Film izliyorum diye bakıyorum. Bayağı da içine alan bir film ama içinde kalıyorum işte. Bir şey eksik. Bir şey eksik. Ne eksik bilmiyorum. Film değil çünkü. Ama film. Bir fikir abi bak fikir. Kompozisyon yaz o zaman veya roman yaz. Bir film filmdir her şeyden önce. Bu herifinkiler PowerPoint prezentasyonu gibi. Yani ben şimdi size toplumun, aile kurumunun aslında ne kadar koruyucu olabileceğini ve bunun nasıl zararlara yol açabileceğini anlatıyorum. Buyurun deyip anlatıyor. Tuhaf tuhaf sinir bozucu tipler, sinir bozucu bir takım hikayeler. Yani bu anlatım tarzında bence Tarantino'nun önünde kimse su dökemez. Siz sevmiyorsunuz ya Tarantino'yu. Tarantino bunun yanında Tarkovski gibi kalır. Çok çok iyi. Yani sonuçta hani Tarantino'da da Tarantino hikaye yok. Eğlencelidir abi. Tarantino da boştur bir şey söylemez ama. Bunun kötülüğü şu bir şey söyler gibi görünüp hiçbir şey söylemiyor. Ne anlayalım biz şimdi bu Kutsal Geyiğin Ölümünden mesela? Valla ben onu en çok Square'da yaşadım ya. Square'da öyleydi. Katılıyorum bu entellik. Hayret. Şeyini. Ama ben size çok samimi bir şey sormak istiyorum. Kıskanıyor musunuz? Aynen onu soracağım. Söyledim ya zaten. Bir çekememezlik var mı? Çok saçma olur benim Yorgos Lanthimos'u çekememezlik. Niye canım? Ben kıskanıyorum mesela. Olduğu ve bulunduğu pozisyonu kıskanıyorum. Nasıl kıskanabilirsin hiç? Aynı potada değilsin ki nasıl kıskanırsın? Tamam işte kıskanıyorum canım her şey içinde bunun. 9 saniyede 100 metreyi niye koşamıyorum diye üzülüyor musun? Yok. Buna da üzülme o zaman. Kıskanmak birbirine yakın lar arasında olur. Yani sen beni kıskanabilirsin. Ben seni, Veysi beni kıskanabilir. 3 aşağı 5 yukarı aynı yerdeyiz veya ne bileyim. Ablanı kıskanabilirsin. Gerçekten çok güçlü duygularla yaptığı sinemadan nefret ediyorum. Çok başarılı mı? Evet maalesef çok başarılı. İsterdim ki olmasın. Ben bunların tamamen sinemaya zarar verdiğini düşünüyorum. Bir de gençleri de yanlış yönlendiriyorlar. Eşi benzeri görülmemiş bir başarı öyküsü. Yani Yunanistan'dan çıkıyorsun. 2. filmin Oscar'a aday. 5. filmde Hollywood'tasın. Hollywood'dan. Yani Amerika'dan bir ittirme var mı sizce bu adama? El birliğiyle hadi şu adamı bir mafyalaşma. Yukarı doğru çekelim. Bilemiyorum. Ben anlamıyorum ama. Lobster'ı seyrettim önce. Lobster da iğrenç. Fıkra gibi ya adamın filmleri. Bir otel varmış oraya gidiyor insanlar işte burada. Ah 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 ne kadar komik. Bir komik değil zaten. Hani hakikaten iler tutar tarafı yok ya. Çok güzel çekilmiş bir film bu arada. Lobster'dan sonra tabii para da bollaşınca bir de yıldızlar da gelince. Hani bakıyorsun güzel hoş. Dokusu güzel filmi. Çok fazla şey yapmış özellikle. Geniş açı lensle çalışmış özellikle. O yüzden Kubrickvari falan da diyorlar. Yakışıyor. Kubrick çalışkan abi. Filmler çok zengin. Hem katmanları var, hem hikayeler doyurucu. Sadece biçimsel denemeler yok. Hem öyküler hem biçim her şey unik. Şimdi bu adamda abi Dogtooth bence öğrenci filmi düzeyinde bir şey. Hatta galiba o film için özellikle kötü bir kamera seçilmiş.
Ya bir 70'ler havası yaratmaya çalışmış olabilir. O filmle çekmiş. Bayağı grenli mrenli. Şok sineması bu. Bir fikir buluyorsun. Olabildiğince tuhaf. O tuhaflığı da normalize ediyorsun. Alttan alarak. Önemsemeden anlatıyorsun. Ve bir sürü örnek yaratıyorsun. Şokları giderek arttırıyorsun. Oyunculuğa yükleniyorsun. Olabildiğince seks, beden arttırıyorsun, arttırıyorsun. Ve sonuçta da zaten sonuçlandırmıyorsun. Bitiyor. Şimdi bunu yaparak çok cool görünüyorsun tabii. Hayatta da öyledir ya zaten. Öyledir tabii. Bence üç kağıtçı. Çok iyi üç kağıtçı. Büyük başarı. Ama bir yönetmen zaten bu meziyetlere sahip olması gerekmiyor mu? Başarılar uzun vadede anlaşılır. Yani şu an çok başarılı ama ben bunu götürebileceğini düşünmüyorum. Çok daha yukarı gider. Yok, zannetmiyorum. Hele şu çağda insanlar klavye başında... Ben 10 yıldan bahsetmiyorum. 50 sene sonra Yorgos Lanthimos diye bir adamı kimse hatırlamaz. İlker Canik Gilot. Hayır. Ha, bunu diyecek olanlara şimdiden önlem alayım. Evet, Oscar adayı olmadım, kan kazanmadım. Bunları biliyoruz. Bunları yazmanıza gerek yok. Yapsın eleştiriler, tamamen bir sinema sever ve naçizane yönetmen olarak yaptığım eleştirilerdir. Ama iddialıyım da. Kim diyorsa ki abi çok derin, bana onu göstermesi lazım. Bir derinlik yok hani ortada. Benzetildiği adamlardan Haneke çok daha iyidir. Gaspar Noé çok daha iyi. Kanıtlayamam bunu ama filmlere baktığım zaman bu herif yalancı diyorum. Anlattığı şeye inandığını sanmıyorum. Hep formül filmleri yapıyor. Bulduğu çözümler hep ezber. Mesela oyuncuları oynatış şekli. Niye oyuncular öyle oynuyorlar? Niye öyle konuşuyorlar? Bunlar bayağı robot gibi. Sen ne yaptın? Ben de onu yaptım. Özellikle şeyde Kutsal Geyiğin Ölümü'nde öyleydi. Son derece mekanize şimdi. Niye böyle? Bana bunun açıklamasını yapması lazım. Çoğu filminde bayağı starlar var. Nasıl ikna ettin? İkinci filminle Cannes'da ödül alırsan ve Oscar'a aday gösterilirsen ondan sonrası gelir zaten. Hay arkada bir kan alamadık ya. Kan alacağım ben şimdi. Senin beğendiğin şeyler var mıydı Kutsal Geyiğin Ölümü? Kutsal Geyiğin Ölümü'nde Nicole Kidman'ı aslında beğendim ya. Kadın. Oyunculuğunu severim zaten kadının da. Görüntüler güzeldi gene ama hani bir filmin görüntüleriyle sadece değerlendiremiyoruz. Ama onun haricinde... Mesela çok saçma gelmedi mi sana o stilistik denemeler? Üstte boşluk. Hocam deneme olduğu için... Fikirle sinema olmaz dedim ya. Fikir sineması bu. Ve Cannes buna hep prim veriyor. Yani filmin ne olduğunun bir önemi yok. Ne der gibi göründüğünün bir önemi var. Yüksek bir fikre dayandırdığın zaman sen filmini... Çok bir şey yapmana gerek yok. Böyle hafif şöyle salla kamerayı işte... Garip garip şeyler olsun ve bir bütünsellik, anlam, son öyle bir şey de yok. Yalının burada olması lazım. Postmodernizme dayanıyor. Bir şey söylemene gerek yok. Zaten dünya çok kötü. Ben kötümser bir insanımdır. Kutsal Geyiğin Ölümü inanılmaz derecede gereksiz yere karanlık bir film. Şunu soruyorum. Ne diyorsun? Yani adam alkol almış. Ne yapalım? Öldürelim mi herif? Sonra bir çocuk çıkıyor orada. Gudubet yağdırıyor ondan sonra. Bir an için inandın mı filme? Hayır. Bence en büyük sorunu bu. İnanmıyorsun herifin filmine. Yani tiyatro gibi yapmış baba. Böyle bir kitle var ya artık oluştu. İşte postmodernizmle beraber oluştu zaten bu izleyici kitlesi. Bu tarz yönetmenler. Abi ben bunlara hitap edeceğim. Buna uygun bir şey yapıyorum. Hedefim de abi ben ödül kovalamak. Tamamen onu diyorum ben. Ama onun da bir önemi yok. Çünkü o da öyle bir çocuk zaten. Daha önce de konuşmuştuk. Üç tür film izleme şekli var. Bir Buran'la izleyebilirsin. Bir Buran'la izleyebilirsin. Bir de Şuran'la izleyebilirsin. Şu çok önemli değil. Bir filmin ne kadar yüksek mevzuları ele aldığı önemli değil. Medium is the message diyorum ya. Taşıyıcının kendisi mesajdır. Sen tiyatroda anlatılabilecek bir şeyi veya ne bileyim roman yazılabilecek bir şeyi alıp filme çevirdiğin zaman bir metafor kuruyorsun, onu film yapıyorsun. Niye sen metaforu film yapıyorsun? Çünkü sinemanın metafora ihtiyacı yok ki. Çünkü sinema zaten gösteriyor. Sinema bir simülasyon. Sen bize orada bir doktorun hayatını gösteriyorsun. Ve buna inanmamızı bekliyorsun. Şöyle bir hile yapıyorsun. Diyorsun ki bak aslında ben o doktoru anlatıyorum ama aslında o doktoru anlatmıyorum. Ben o zaman yabancılaşıyorum filme zaten. Lobster da öyle. İzleyicinin zaten yabancı kalmasını istiyorlar. Niye? Evet, bu bir lüks aslında ya. Ya bunu söylemek bana düşmez de. Sinema gibi bir şeyde neden böyle şeyler tatmin ediliyor? Ne zaman çıktı bu metafor hadisesi? Hep vardı. Yani sinemanın doğuşundan beri var mıydı metaforla gösterme? Ya da bu kadar yoğun muydu? Sinemanın doğuşunda konuşma da olmadığı için saf bir sanat olarak doğuyor ya. Laf girmiyor işin içine. Şimdi laf ses geldikten sonra sinemanın içine edildi. Çünkü bir edebiyat ağırlıklı durum oluştu. Metin kazandı. Sinemanın özü kaybetti. Lobster. Ne anlarsın sesini kapatsan? Bir de şu zırva sapıklıkla dahilik arasında çok ince bir çizgi var. Ben sana bunu desem. Bir otel var abi, oraya gidiyorlar. 45 gün içinde sevgili bulamazlarsa hayvana dönüştürülüyorlar. Bunu ben sana desem ne dersin bana? Yapmayın dersin ama işte ben bu yüzden kanlı ödül alamıyorum. Şu sorulabilir. Ben şimdi kendi kendime de düşünüyorum nereden bize eleştirilebilirler diye. Gaspar Noé'den ne farkı var sence mesela? Çok farkı var. Demin sen kendin de... Gaspar Noé'de de ben geriliyorum, sıkılıyorum...
Ama film başından sonuna kadar beni götürüyor. Şu farklar aralarında Gaspar gerçekten bence hiç umursamıyor. Gaspar'ı Hollywood'a götüremezsin. Pislik şurada. Çok alternatif gibi çıktı Yunanistan'dan bir otör. Çok ayrıksı. Bakıyoruz gittikçe Hollywood'a geçit. Yine tabii götürüyor kendi oyuncularını, kendi dilini. Bir şeyler götürüyor ama gittikçe ne oldu o adam? O adam bu adam değil. Ben Gaspar'da onu görmüyorum. Gaspar hakikaten o yolun yolcusu yani. Yalancılık, bak en sevmediğim şey yalancılıktır. Sen yap, kötü olsun. Senin olsun ama. Aslında başarı ve başarısızlık önemli değil. Samimiyet ve dürüstlük benim için önemli. Sen o yaptığın şeye gerçekten inanıyor musun? Yoksa milleti kekleme peşinde misin? Çok röportajına baktım bu programı yapmadan önce. Mesela şu. Çok mutlu. Round table'a çıkmış. Hepsi oturuyorlar. Çok mutlu yani. Hani tamam, okey, mutlu olmasını anlıyorum. Da mesela Tarkovski mutsuz bir adamda. Evet. Kana bile çıktığında suratı askı. Bu gayet ne yaptığını biliyor ve doğru yerleri ateş etmek suretiyle ve ciddi bir PR desteği olduğunu ben düşünüyorum. Tebrik ediyoruz kendisini. Ama lütfen karşımıza Lantimos bir deha diye gelmeyin. Şu üzücü ama Yunanistan'dan böyle bir şeyin çıkmış olması. Çünkü 11 milyonluk bir ülke. Geçen yılki hasılat sayıları 130 milyon dolarmış. Ona bakarsanız Meksika'dan da 3 tane... Meksika kalabalık bir ülke. Dana gibi adam çıktı yani. Meksika ama abi şimdi bak çok yanlış bir şey söyledim. Meksika Amerika'nın yanında bir defa. Tam yanında da. İki, Meksika Amerika ile çok ayrılar iç ya. Ama iç içe bir yandan. Ama ayrılar yani. Amerika'ya komşu olmak başka bir şey. Çıkar oradan. Sen buradan gidemezsin ama o oradan gider. Sonuçta yan yanalar oğlum. Yani ne kadar uzak olsalar da kültür olarak yine de Amerika'nın büyük kısmında İspanyolca konuşuluyor. Ya zaten onların ülkesi. Senin Los Angeles dediğin yer Los Angeles. Yunanistan dediğinde o da Avrupa'nın bir parçası. İşte zaten bu sanat sineması hadisesi Avrupa menşei ya. O yüzden çok da yadırgamıyorum. Bizdeki ben tipleri anlamıyorum böyle. Lantimos. Lantimos şahane. Evet, herhalde beni kurşuna dizerler artık. Evet, bu bölüm aforoz edecekler. Sen kimsin? Rica ediyorum, sen kimsin demeden önce bana şu kutsal geyiğin ölümünü bir anlatın ya. Ne oluyor yani? Hakikaten bak, sinir etmekse beni sinir etti. Ben anlamamış olabilir miyim diye. Ne birkaç sonra? Yorum okuduktan sonra filmi bir süre sonra bir kere daha izledim. Bir kere daha izledim. Bir kere daha. Çünkü çok aptal hissettim kendimi. Öyle şeyler anlatıyorlar ki o alt metin şöyle, o orada hiç boş bir yer yok. Allah Allah diyorum ya, ben mi anlamadım? Aptal mıyım ben? Şimdi de bana diyecekler aptalsın sen diye. Ne diyorlar? Boş yer yok diyorlar. O onu temsil ediyor, o onu anlatıyor, bu bunu anlatıyor. Kaçırmışsınız orayı, bir daha bakın falan. Böyle şeyler. Bu konuda da ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. Film okuma. Olmaz öyle saçma şey, sana öylesin. Film okuma diye bir şey olmaz. Oku oku nereye kadar? Ondan sonra bir süre sonra da aşırı okuma başlıyor. İnsanlar bu sinema konusunu aslında her şeyi Türkiye'de problem etmişler. Benim sevdiğim film harikadır ve işte şu anlamlara geliyor. Öyle bir medium değil bu yani. Sen seyredersin, çok seversin. Öbürü seyreder, sevmez. Vay, Lantimos sevmiyor. Yani alt anlamlar işte o orada, onu ona referans veriyor. Sonuçta o film burayla seyredilir aslında. Duygudur film. Gülüyorum ediyorum ama duyguyla çekilmez. Ama bittiğinde yıllar sonra bile kalması lazım. Onun tek ölçüsü o. Yıllar sonra bile düşündüğünde ha öyle bir film vardı ve böyleydi demen lazım. Lantimos'ta bu yok bence. İşte geçen Climax için o yüzden onu dedim ben. Climax'ta var. Sinemadan çıktıktan sonra dedim ya 3 saat sonra kendime geldim diye. Ben o filmi unutmam. Az önce bana dediniz ki kutsal geyiğin ölümü için ne diyorlar, hangisi için, neresi diyor. Hatırlamıyorum. Çünkü film benim beynime işleyip hatırlatmıyor kendini. Neden? Buyurun. Nedenini söyleyeyim. Bu programda hep söylediğim şey, geçen gün birisi şey diyordu. İlker Cennet değil, boğulduğu teknik batağından kurtulamıyor diyor. Teknik, senaryo bilmem ne, bunlar yok aslında. Sen bir eser meydana getiriyorsun. O böyle artık bütündür. Gaspar'ın filmi gerçekten dert edindiği bir şeyi, çok inandığı bir şeyi inanılmaz bir teknikle de birleştirip bir eser haline getiriyor. Ortaya çıkan şey hem içerik hem teknik olarak bir amalgam. Yani biricik bir şey o. Ve ayıramazsın. Bana Gaspar Noé'nin filmin konusunu anlat dediğin zaman işte bir grup genç dans ediyor. Var öyle tipler. Yorumlarda yazmışlar. Öyle anlattığın zaman film tabii manasızlaşır. Çünkü gerçekten o filmi deneyimlemen gerekiyor. Sinemaya gidip deneyimleyeceksin sen o filmi. Ne demek deneyimlemek? Her şeyiyle, ışığıyla, rengiyle, sesiyle. Roma da öyle bir film aslında. O şekilde görülmek için yapılmış, tasarlanmış bir eser. Bu öyle değil. Bunun filmleri fikirler var. O fikirleri döndürüyor. En sonunda da atıyor önüne, al diyor, bu diyor. Yani şöyle bir kural var. Başka bir şekilde ifade edilememesi lazım. Bir şey iyiyse bir Kubrick filmini sen başka bir şeye dönüştüremezsin. Kubrick filmi, efendim 2001, siyah
taşın öyküsü. Yok öyle bir şey. Reisiyet o yüzden bozuluyorum. Hep öyküye indirgiyor. Öyküyle bir ilgisi yok olayın. Bütün olacak o. Böyle birleşecek ve eşsiz bir sanat eseri haline gelecek. Zaten senin içinde kalan da o. Hani Gaspar'ın filmini unutamamanın nedeni sana onu gerçekten yaşatıyor bir paket olarak. Öbürü öyle değil. Fikirle yaptığı için, şurayla yaptığı için orada çok yüksek bir fikir var. Ben de o fikri buyurun işte. Yeter zaten canım, daha ne istiyorsun? Yunan mitolojisine de dayadım. O işte alkol almış, dolayısıyla da çocuklarından birini ödün veriyor işte. Ve bu arada aman ne kadar kötü bir dünya. Meğer en yakın arkadaşı da aslında gözlük karısındaymış. Yazık. Gerçekten yazık. Puh! Lantimos! Sana sesleniyorum. Sen kıskanıyor musun? Kariyere bakınca kıskanılmayacak gibi değil canım. Yani hayır, cidden böyle bir şey mi hissediyorsun hayatında? Nasıl? Yani her gün bunu mu düşünüyorsun Lantimos? Hayır canım. Hayır. Düşünmüyorum ama keşke ben de oralara gidebilseydim dediğim adamlardan. Başka. Ben şeye sinir oluyorum. Ya. Adamla benim bir işim yok. Bu böyle şey oldu. Bir herif var. Yani Lantimos sevmezsek ayıp olur şimdi. Sıkıcı. Roma da çok sıkıcıydı. Ama Roma iyi çekilmişti. Bunlar iyi de çekilmişti ileride. Yani iler tutar tarafı yok. Ben fikir buldum. Bu yani. Bravo. Tebrik ediyoruz. Başka fikirlerinizi de bekleriz ama başka fikir bulmadı daha. Yani Lobster, Dog Tooth, Kutsal Geyin Ölümü. Üçü de aynı film. Sıkıştırılmış mekanda bir takım insanlar bir metaforun içindeler. Çok zor bir durumdalar. Bu zorluklarla yüzleşiyorlar ve hep kaybediyorlar. İnsanlık hep kaybediyor. İnsanlık çok kötü. Okey. Anladık. Evet, hepsinde zamanda zaten bir şey yapmıyor. Kısıtlama yapmıyor. Mekanda hep mekan kısıtlama. Belli değil. Mekan belli değil. Ya birisi onu yazmıştı. O da doğruydu. Yani kim? Yunanistan'da mı geçiyor bu öyküler? Nerede? Uzayda mı geçiyor? Hiç belli değil. Zaman mekan yok. Ne diyorsun peki o zaman? Politik desen politik değil. Felsefi desen felsefi değil. Her şey. Heyecan verici desen heyecan verici değil. Neyini ben o zaman bunun çok beğeneyim? Amma çağladım ya. Üniversitelerde bu tarz sinema için takip ediyor musunuz üniversite eğitimlerini yakın gelecekte? Teşvik edici şeyler var mı? Bunu neden soruyorum? Akira Kurosawa'yı derslerde beğenmeyenleri sınıftan çıkartıyorlarmış diye bir şey anlatmıştı bana. Şimdi çocuk böyle yetişiyorsa sevmek durumunda kalacaktır. Acaba yeni kuşak böyle mi yetişiyor üniversitelerde falan? Bir baskı oluşuyor tabii şimdi. Ben diyebiliyorum ama ben kimse umurumda olmadığı için söylüyorum. Bir sinema ortamına girdiğin zaman Lantimos çok kötü demek. Bir sürü genç korkar böyle bir şey söylemeye. Bizim zamanımızda da şey öyleydi. Tarkovski kötü diyemezdi. Yani ayıplanmak var tamam mı? Ayıp. Aa, bu dediğin çok ayıp. Demek ki sen sinemada anlamıyorsun. Ben Inarito'da da aynı durumu görüyorum. Yapmayın hocam valla. Beğendin mi Revenant'ı? Harika bir film. Gerçekten harika film ya. Ebru harika bir şey söyledi. Kamerayı mı izliyoruz biz dedi bak. Çok doğru söylüyorum. Çok. Profesyonel olarak sinemacı olmayan birisinin yapabileceği en doğru yorumu yaptı. Çünkü kamerayı izliyoruz. Sen de o yüzden seviyorsun. Benim Lubezki'ye karşı da tamam, aşırı yani, bir şeyim var da. Ama bak sevgim. Lubezki filmi almış götürmüş. Yani aslında film olarak o da çok sıkıcı. Hiçbir bok olmuyor filmde abi. Çok güzel görüntüler var. Böyle bir insanları bir takım zor durumlara koyuyorsun ve insanlığın sınırlarını gösteriyorsun ya. Bu şimdi çok moda ama, bir tema. Ama böldüm. Ben o filmde Caprio ile beraber yaşadım o anı. Bu da yönetmenin başarısıdır. İşte Lubezki'nin mi yönetmenin mi çok emin değilim. Bir tane sahne var orada. Tek kamera... Atların geldiği ha, işte. Atların geldiği ilk sahne. Sahne. Orada dedi Ebru. Ya ne oluyor kamerayı mı seyrediyoruz dedi. Şimdi abi hayatımda duyduğum en doğru yorumlardan biri bu. Niye öyle bir tercih var? Yani aslında olay şu. Yani bütün yönetmenlerin aslında yaptıkları tercihleri bir şekilde açıklayabilmeleri lazım. Seyirciyi filmin içine katmaya çalıştığım kadar basit değil. Daha ciddi açıklaman lazım. Lantimos'un da şunu açıklaması lazım. Filmlerin gerçekçi olmasına gerek yok. Aa, öyle olmaz diye eleştirmiyorum. Ama kendi içinde tutarlı olması lazım. Keyfine göre yapamazsın. Onu açıklaman lazım. Ama işte kendi içinde tutarlı olduğu zaman da ana akım olmuyor mu? Yo. Bir sanat filmi de kendi içinde tutarlı olabilir. İnandırman lazım beni abi. İnandırmıyorsan eğer yani anlattığın şeye. Neyi seyredeceğim ben o zaman? Yani o zaman Yorgos Lantimos'un fikirlerini Emmanuel Lubezki'nin kamerasını seyrediyor oluyor. Roma'ya bile eleştirme aynı ya. Çok güzel resimler seyrediyorum. Roma'yı bitirdim bu arada. Ha bitirdin mi? Biz yanılıyor olabilir miyiz Nazım? Söylediğimiz her şey yanlış. Bugüne kadar Lantimos şahane Nazım. Bir şey yalansa bir yerinden faça veriyor bence. Hesaplanmış bir şey. Bak biz bugüne kadar hiçbir şey hesaplamadık aslında farkındaysan. Hiçbir hazırlık da yapmadık doğrudur. Bir iki bölüm belki. Yani çok teknik bölümlerde ben biraz bakmıştım. Burada söylenen her şey en azından o anda inanılarak söylendi. Bazı şeyler yanlıştır. Sonradan fikir değiştirmişizdir. Bazı şeyler çok ileri gitmiş. Yanlış anlaşılmıştır ama. Bana çok inandırıcı gelmiyor. İkisi de. Inarritu'da şey. Roma'ya inandım. Onun hesaplandığını düşünmüyorum. O gerçekten ona kapılmış bence. Şimdi ben de 1970'leri
filmleri yaratmak isterim. Çünkü inanılmaz zevkli bir şey. Keşke bana da nasip olsa, hepimize olsa. Kendi çocukluğunu. Ben onu şuramda biliyorum onu. 70'leri yaşadım. Kim istemez böyle bir şeyi canlandırmak? Müthiş. Ama o kadar zor bir şey ki bu. Çok böyle milyonda bir insana denk gelebilecek bir şey denk gelmiş. O da yaptı bu. Sana da gelse belki sen de yapardın ama so what diye bir laf vardı. Bilmiyorum, bu samimiyet meselesi üzerine belki daha çok düşünmek lazım. Ya da belki samimi olmak gerekmiyor. Mesela ben Zeki Demirkubuz'u da samimi bulurum. Çok özü sözü bir adam bu arada. Evet arkadaşlar, son kez söylüyorum. Lantimos Sevmeyenler Derneği'ni kuruyoruz. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olmazsanız bu içerikler devam etmez ve Lantimos'a yeterince küfür edemeyiz. Beyond 24'te konuşma yaptık ya. Onur Ünlü'nün tam karşısında oturuyorum. İlker Bey çok sever, benim bir filmim var. Sonra şey dedi, ama rejisi iyiydi onun dedi. Ah Onur abi ah. Ben de ben rejisini eleştirmedim zaten, senaryosu ve şeyi merak ediyorum dedim. Senin hayranların farklı bir şey bekliyordu yani. Niye böyle oldu? Benim eleştirim oydu. Bunun kötü olacağını sen anlayamadın mı dedim. İlk anda anladım ve yapmayalım dedim zaten dedi. Ben seviyorum onu. Art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Bir şey yapmaya çalışıyor. Yalancı değil bence. Söylediği her şey gerçek. Haftaya görüşmek üzere. Yorgos Bey gelecek. Yorgos Tolga gibi gelsin. Hello. Artık Hollywood'da yaşıyor. Gelmez buralara. Cihangir'de ne iş var? Ya işte Elin Yunan'ı yapıyor. Hadi gençler kalkın ayağa. Hemen bir hikaye bulun. Bak şimdi Yorgos Lanthimos filmi tarifi veriyorum. Bir. Olabildiğince garip bir konu bulun. Mesela hemen bulayım ben burada size. Bir adam varmış, telefon yiyormuş, tamam mı? Ondan sonra geri çıkarıyor. Onları tekrar yapıştırıp yapıyor. Buradan koleksiyon yapıyor. Karısı sonra geliyor. Bir gün karısı geliyor. Karısı da o gün telefon yemezse eğer o da ölecekmiş. Fakat adam kendi telefonunu yemek mi yoksa karısına vermek mi dileması arasında kalıyor. 67 dakika boyunca bu dilemayı izliyoruz. En sonunda da adam telefonun sapıyla karısına vurmak suretiyle karısını öldürdükten sonra bu sefer karısını yiyor ve film sona eriyor. Meğerse. Alt metninde. Bir adam var mesela, fareyle evlenmek istiyor fakat fareyle evlenmesi çok imkansız. Gidiyor efendim, kendi çocuklarını fare gibi yetiştiriyor. Bir gün çocuğu diyor ki, ya baba diyor, ben diyor fare değilim diyor. Bunun üzerine adam çok hiddetleniyor. Gidiyor fareyi alıyor. Çocuğun...